İstanbul Sarıyer'de 6 ay önce bir çocuk çocuk parkında oynarken ölümden döndü. Çünkü küçüklerin oyun alanıyla büyüklerin kullanabileceği aletler iç içe yapılmıştı. Yani birbirinden ayrılmamıştı ama bu ihmal az kalsın çocuğu ailesinden ayırıyordu. Yetişkinler için konulan spor aleti çocuğun çenesine saplandı. Anne oğul o korkunç anları Şov Haber'e anlattı. O demir parçası çocuğa girmiş ve orasını delmiş. Dilim varmıyor benim bir anne olarak o sözcüğe ama evet ondan döndü. Söyleyemiyor bile ama çok değil. 6 ay önce yaşadı bunu. Oğlu çocuk parkında gözlerinin önünde ölümden döndü. Naylon koruma kısmı olur ya onun ikisinde de yoktu tutma yerinde. Çocuk da koşarken giriyor. 9 yaşındaki Emirkan akşam saatlerinde annesiyle birlikte evlerine çok yakın bir çocuk parkına gitti. Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başladı. Ancak iddiaya göre park karanlıktı ve hiçbir güvenlik önlemi de alınmamıştı. Barfix aleti denen alet, büyüklerle küçüklerin oyun alanıyla büyüklerin kullanacağı aletler maalesef iç içe yapılmış ve savruk şekilde. Yani bölünmemiş. Önüme baktım, böyle hiçbir şey yoktu karanlıkta. Dolayı. Demire çok yaklaştım, baktım demir. Sonra fren yapmaya çalıştım, duramadım. Sonra buraya vurdum, başım döndü, yere çakıldım. Oğlum birden yanıma geldi. Yanağını, bu çene kısmını tutarak anne buramda ne var dedi. Sakız gibi bir şey mi var dedi. Yetişkinler için yapılan o spor aletlerinin demir kolu hemen gördüğünüz gibi Emir Kağan'ın çenesine saplandı. Normal park alanında oynarken büyükler için olan aletler savruk bir şekilde yerleştirildiğinden ve elektrik ışığının orada hiç olmamasından dolayı demiri görmüyor. Ölümden döndü çocuk. Şah damarıyla bir iki santim var arasında. Boğazına da girebilirdi, gözüne de girebilirdi, kalbine de girebilirdi. Anne ve oğlu yakınlarının yardımıyla hemen hastaneye gitti. Ancak bir şokta orada yaşadılar. Doktor Emir Kağan'ı gördüğü an ilk tepkisi şuydu. Aman Allah'ım ben bunu dikemem ki dedi. Hemşire de yoktu o an orada. Ben eldivenlerimi taktım. Çocuğun yarasını birleştirdim. Doktor da dikti. Emir Kağan'ın yaralandığı park işte burası. Yaklaşık 6 ay öncesine kadar bu park tamamıyla farklıydı. Oyun alanıyla yetişkinler için yapılan spor aletleri tamamıyla iç içeydi. İşte o korkunç kazadan sonra spor aletleri ayrıldı ve tahtadan yapıldı. Bu olan bizde bir travma yaşattı. Hem bende hem oğlumda hem de benim yanımda olan arkadaşlarımda ve onların da çocuklarında. Biz parka gitmeye inanın korkuyoruz ve uzunca bir sürede gidemedik. Aile olayla ilgili dava açtı. Biz yargı yolunda başvurduk. Hem firma yetkilileri adına hem Büyükşehir Belediyesi adına yargı denetimi yapılacaktır. Kararı yargı verecektir.